kodlanır. Delta portil var. Hı-hı. Kalsın evet. diye. Onun için çok önemli. Peki, istediğin kadar su içmekten mutlu musun? Evet. Şimdi istediğin şeyleri yemekten mutlu musun? Kesinlikle en büyük mutluluğum. Mesela en çok hangi yemeği severdin? Ne biliyorsun? Yani İlla ki obez olmamak kaydıyla. Obez olmamak kaydıyla iyi. Tantuni getirdim üzerine. Tantuni getirdiler evet, sana yedim. Çok serbestlik veriyoruz. Değil mi? Onu da kullanabileceksin. Gayet iyi. Gezilere gidebileceksin. Mesela en çok gitmeyi istediğin neresi var? Daha önceden şuraya da gitsem keşke dediğim bir yer. Genel olarak denizi sevdiğim için öyle. Adım Muhammed Güneş. 18 yaşındayım. Neler yapıyorsun? Şu an liseyi bitirdin mi? Liseyi bitirdim. Çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Mobilyacıyım. Ankara Pursaklar'da Karacaören Sanayisi'nde çalışıyorum. Genel olarak hobilerim hayvanlar üzerine oluyor. Çok sporla falan aram yok. Hayatım hayvan ya. Öyle diyebilirim. Çok seviyorsun hayvanları. Evet. Mesela hayvan mı besliyorsun? Var mı hayvanları? Yani balık var, kuş var genel olarak. Kedi köpek bu zamana kadar olmadı evin steril olması gerektiği için. Böbrek nakli beklediğim zamanlar çıkacağını düşünmüyorduk açıkçası. Çünkü çok zor bir şey çıkması. İşte donör olarak bekliyorduk. Fakat kadavra çıktı bir gece ansızın. Aradılar, uyandım. Diyaliz alıyordum zaten. Son 3 senedir falan alıyorum. Hemen hallettik. Alelacele geldik buraya. Her şey oldu. Şans yüzüme güldü. Her gün. Her gün mutlaka giriyordun. Her gün. Hastaneye gidiyordun ama değil mi bunun için? Yok, hayır. Periton diyaliz. Evden. Evet. Peki, hani bir gece ansın beni aradılar dedin ya Muhammed. Evet. O an ne hissettin? O telefonu aldığında... O an annemi aramışlar sanırım. Annem de heyecanlanmış falan. Babam uyandırmış. Sonra benim yanıma geldiler işte. Ben biraz ağır uyuyorum. Uyku sersemiyle çok şey yapamadım. Anlayamadım. İşte diyalize söktük. Geldim hastaneye. Ancak işin ciddiyetine o zaman varabildim. Sonrası zaten buradayım. Sağlığıma kavuşuyorum yavaş yavaş inşallah. Çok heyecandan çok şey diyemiyorum ama artık daha çok hedeflerime doğru yönelebilirim. Daha çok rahatım yani. Diyaliz de bittiği için hayat, özel hayatımda çok rahatlayacak. Çalışması için vücudumun böbreği reddetmemi. Bunu nakil olduktan 3 gün sonra falan hocalarım bana söyledi. Çok şaşırdım yani. Şaşırdığım için de çok şey diyemedim. Büyük tesadüf yani. Çok hatta dünyada olduğunu düşünmüyorum ben. Peki vefat eden Muhammed ve ailesi için neler söylemek istersin? Yani o Muhammed'in bağışladığı organla sen yaşamak. İlk öncelikle Allah rahmet eylesin. Ben ve benden başka kaç kişiye, 4-5 belki 6 kişiye daha umut oldu. Çok büyük bir şey bu ya. Bence çok gurur verici bir şey. Çok teşekkürler tabii ki. Çok garip hissediyorum. Hem adaşım hem yaşıtım. Çok garip yani. Bir şey diyemiyorum. Çok duygulandırmıştır seni. Evet kesin. İlk duyduğumda zaten daldım gittim. Kaldım öyle. Organ bağışı tabii ki mümkünse... Birine can oluyorsun, birinin hayallerini gerçekleştirmesine çok büyük katkıda bulunuyorsun. Yaşama sevinci veriyorsun ona yani. Peki nakil sonrası nasıl hissettin ya o ilk uykunu aldığında? Dinlenmiş hissettim gerçekten. Enerji, o halde bile, o yatakta bile enerjim yerindeydi. Uyku konusunda artık daha rahatım, daha enerjik olabileceğim. Daha güzel olacak her şey benim için. Gideceğim. Hadi bakalım. İşe de kısa. Tamam. Hocam. Başka bir gün. Tamam. Gidersin. Evet.
Muhammed az önce de bahsetti, Türkiye'de 30 bine yakın kişi organ nakli için bekliyor. Muhammed onlardan bir tanesi. Pediatri anabilim dalımızın hastası 2 yaşından beri pediatri nefroloji anabilim dalımıza takip edilen bir hasta Muhammed. Şu anda 18 yaşında ve uzun süredir de böbrek bekliyor. Böbrek beklerken diyalize girmek zorunda. Diyaliz tedavisi böbreğini tamamlayan birçok hastadan bir tanesi. Ona ve ülkemiz transplantasyon konusunda dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi. İlk 4-5 ülkeden bir tanesi. Başarı olarak, sayı olarak öyle. Ve birçok nakil yapan çok başarılı merkezlerimiz var. Bizim merkezimiz de onlardan bir tanesi. Gazi Üniversitesi'nin transplantasyon merkezi. Şimdi bu yapılan ameliyat birçok merkeze yapılan başarılı ameliyatlardan bir tanesi. Ama şu özelliği var. Muhammed organ beklerken, Türkiye'de organ bekleyen hastanın hepsi Sağlık Bakanlığımızın listesinde. Ölen bir kişi organ bağışı yaptığı zaman bilgisayara giriyor. Bu ölen kişinin doku grubu, kan grubu, yaşı. Ona en uygun kişiye bilgisayar meç ediyor organı ve ona organ takılıyor. Muhammed'e de öyle bir olay oldu. Maalesef bir tren kazasında yaşamını kaybeden bir delikanlı, Muhammed'in yaşında bir delikanlı. Onu kurtaramadık, kurtarılamadı birçok girişime rağmen. O ölüm gerçekleşti, beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organ bağışına izin verdi. Bilgisayar sistemine, doku grupları, organları Muhammed'e uydu. Şimdi işin enteresan tarafı, bu Türkiye'de ilk, bence dünyada da benzeri yoktur bunun. Ölen kişinin doku grubu Muhammed'e uydu. Ölen kişinin ismi Muhammed Güneş. Alıcının ismi de Muhammed Güneş. Hem doku grubu uyuyor hem isim ve soyadı uyuyor. Bu çok heyecan verici, bize çok mutlu eden bir olay. Ve ardından işte başarılı bir ekip çalışması, nakil büyük bir ekibin çalışmasını gerektiren bir olay. Ve Muhammed sağlığına kavuştu. Kişilerin tabii kan grupları var, herkesin kan grubu var, doku grupları da var. Bütün insanların doku grupları farklı. İkiz kardeşlerin bile doku grupları farklı. En çok uyana organ nakli yapılıyor. Ne kadar çok uyarsa sonuçlarda o kadar iyi oluyor. Ölen kişilerin doku grupları Sağlık Bakanlığımızın bilgisayar sistemine giriyor. Buradaki bilgisayar doku grubu en çok uyan, en yakın olana organları verilmesini sağlıyor. Sistem böyle. Burada Amerika'da, Avrupa, her bütün dünyada sistem böyle işliyor. Doku grupları en çok uyan kişinin kan gruplarının aynı zaten aynı ama isim ve soyadlarının da aynı olması bence başka bir örneği olan bir olay değil. Onun Türkiye'de için yok. Türkiye'de yok. Ben dünyada da olduğunu tahmin etmiyorum böyle bir olayın. İkisinin adı da Muhammed Güneş. Ben buna Muhammed mucizesi diyorum. Çok evet. Enteresan bir olay. Gerçekten. Çok enteresan bir olay. Maalesef yaptığımız ameliyatların çoğunu canlı vericilerden yapıyoruz. %80, %76, %80. Gelişmiş ülkelerde bu oran tam tersi. Kadavra vericilerin sayısı %70'in üzerinde. Onun için ülkemizde çok ciddi miktarda organ bağışına ihtiyacımız var. Çünkü yaşamını kaybeden bir hasta 6-7 kişiye hayat verebiliyor. Örneğin bu kaybettiğimiz Muhammed'in ailesi de organ bağışına izin verdi. Onun kalbi başka bir hastaya, karaciğeri başka bir hastaya, diğer böbreği başka bir hastaya nakledildi. Onlar da başarılı ameliyatlar. Çok çok büyük bir kayıp bir ailenin çocuğunu kaybetmesi. Çok büyük bir kayıp. Orada o kadar zor bir sürece giriliyor ki bir yandan aileye diyorsunuz ki başınız sağ olsun, çocuğunuzu kurtaramadık, kaybettik diyorsunuz. O büyük acı içerisinde. Eğer organ bağışı yaparsanız diğer çocuklara yaşam verebilirsiniz diyorsunuz. Bu çok büyük bir travma, çok duygu yoğunluğu olan bir olay. Bunun için yani söyleyecek söz yok kaybettiğimiz hastanın ailesi için. Eminim ki çok çok büyük sevap aldılar. Bunun onurunu, gururunu yaşayacaklar. Çünkü hep tecrübelerimiz o. Organ bağışı yapan aileler yıllar sonra bize gelip şunu söylüyorlar. Hocam iyi ki bize anlattınız. İyi ki bağış yaptık. İçimiz huzur dolu. Şeyleri yemekten mutlu musun? Kesinlikle en büyük mutluluğum. Mesela en çok hangi yemeği severdin? 2020 yılından itibaren artık böbrekler yetmemeye başladı. Dolayısıyla 2020 yılında diyaliz tedavisine başladık. Ve diyaliz tedavisi bizim böbrek nakli öncesinde, böbrek nakli yapılana kadar uyguladığımız bir tedavi şekli genellikle. Geçici bir tedavi. Çok uzun yıllar devam etmesini istemediğimiz bir tedavi. Bir an önce hastaya böbrek nakline vermek istiyoruz diyalizdeki hastalar için. Uzun yıllar böbrekler eğer iyi bakılırsa,
böbreğin reddedilmesini engelleyen bir takım ilaçlar veriyoruz. Ve bu ilaçlar ömür boyu devam edecek. Bizim amacımız da zaten bu takılan böbreğin artık Muhammed'i tüm yaşam boyunca idare etmesi ve onu normal, sağlıklı bir erişkinden farklı olmamasını sağlamak. Bizim gurur duyduğumuz noktalardan bir tanesi 1998'de ilk organ naklini Gazi Üniversitesi'nde biz üniversitemizde 25 yıl önce başlatmıştık. 25 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Burada özellikle emeği geçen Profesör Doktor Aydıl Dalgıç hocamıza ve ekibine ben tabii çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Aydın hocanın yanında burada bu multidisipliner çalışma gerektiren bir alan olduğu için burada çocuk nörologlarına, immünologlara, diğer yardımcı personelde ben şükranlarımı üniversitemiz adına sunmak istiyorum. Bugün de burada bulunmamız nedeni bir farkındalık yaratmak. Ülkemizde yaklaşık yıllık 30 bine yakın organ nakli bekleyen vatandaşımız var. Bunlar maalesef yaşamlarının büyük bir kısmını makinede bağlı yaşamak zorundalar. Yılda ülkemizde yaklaşık 4 bine yakın organ nakli yapılmakta ama bu sayı maalesef ve maalesef halen yetersiz. Çünkü demin de bahsettiğim gibi 30 bine yakın hasta beklemekte. Ve istatistik verilere bakıldığında hakikaten de günlük hasta kaybı o kadar yüksek ki baktığınızda günde nereden baksanız 8 tane hasta organ nakli beklerken hayatını kaybetmekte. Ülkemizde de bu organ nakillerinde özellikle organ nakillerin büyük bir kısmı vericiden, canlı vericiden sağlanmakta. Ama tabii bizim buradaki amacımız özellikle kadavradan olan organ nakillerini arttırmak. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem Diyanet İşleri Başkanlığı farkındalık yaratmak açısından hem görsel basında hem de yazılı basında gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Tabii pandemiyle beraber burada bayağı bir aksamalar oldu. Tüm dünyada ve ülkemizde de oldu. Bu hastanemize de yansımalar oldu. Fakat şu anda pandemi sonrası hem mevcut artan ihtiyaç hem de bekleyen hasta listesinin oldukça kabarık olmasından dolayı devam eden çalışmalarımızı Muhammed Emin'le beraber de görmüş oluyoruz. Aslında burada vurgulamamız gereken belki en önemli şey şu an Türkiye'den çok canlıdan organ nakilleri yapılmakta. Fakat kadavradan organ nakilleri çok ciddi anlamda bir ihtiyaç. Bunun düzenlenmesi, farkındalığın olması bizim için çok önemli. Biz şimdi Muhammed'de bunu görüyoruz. Bir tarafta hüzün varken, aynı isimde, aynı soyadda bir kardeşimizi kaybetmenin hüznünü yaşarken, diğer tarafta bir sevinci paylaşıyoruz. Bunun için de hocalarımızın da söylediği gibi hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Diyanet İşleri'nin bu konuyla ilgili farkındalığı artıracak açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Çünkü bekleyen hasta listeleri, hasta yakınlarının büyüklüğüne bakıldığında bunu sadece canlıdan organ nakliyle yapmamızın, bu açığı kapatmamızın mümkün olmadığını görüyoruz. Tüm dünyada da bu şekilde. Kadavradan organ nakillerini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bundan sonra da gayretlerimiz devam edecek. Kompozit organ nakillerinin hemen hemen hepsi yapılıyor. Sadece akciğer nakliyle ilgili başvuru sürecindeyiz. Onun dışında kalp, böbrek, karaciğer, kornea ve kompozit doku nakillerimizin hepsi yapılmakta.